Merhabalar. Bu videoda şu an 3.11 versiyonu itibariyle Petafex Island'da mevcut olan bütün orkların tek tek işlevlerini anlatıp her birinin örnek kullanımlarını göstereceğim. Kalandra'nın aynası hariç. Çünkü ayna oyundaki en nadir düşen şey ve şu an elimde yok. Fakat videonun sonunda onun da işlevini anlatacağım size. Ayrıca orklara ek olarak yağların ve katalistlerin işlevlerini de anlatıp örnek kullanımlarını da göstereceğim. Ve bu anlatımın sıralama açısından daha düzenli olması için sırayı Currency Kasa sayfamdaki sıradan idame ettireceğim. En sol üstten başlarsak ilk başta yer alan Screw Fragment. Pratikte hiçbir kullanımı olmayan fakat 5 tanesi biriktiğinde bir tane Scroll of Wisdom'a dönüşen bir Currency. Scroll of Wisdom ise yeni düşürdüğümüz ve üzerinde Unidentified yazan ve dolayısıyla özellikleri açık olmayan bir eşyanın özelliklerini açmakta kullanılır. Sıradan bir sonraki Portal Scroll'u ise bulunduğunuz bir senaryo bölgesinden Akten şehrine gitmek için ya da bir haritadan çıkıp hideout'unuza geri dönmek için kullanılır. Bir sonraki Blacksmith's Whetstone silahların üzerinde kullanılarak silahın kalitesini arttırmaya ve dolayısıyla hasarını da bu kalite yüzdesince arttırmaya yarar. Yanındaki Armory Scrap ise benzer bir şekilde bir zırh, bot, kafalık ya da eldivenin kalitesini arttırıp kalite yüzdesince savunma değerlerinin artmasını sağlar. Bir sonraki Glassblower's Bubble, bir iksirin üzerinde kullandığınızda iksirin kalitesini arttırır ve bu da iksiri kullandığınızda elde ettiğiniz faydanın daha uzun sürmesini sağlar. Bir sonraki Gem Cutter's Prism, bir yetenek ya da destek geminin üstünde kullanılarak kalite yüzdesince geme özgü belirli bir özellik kazanmasını sağlar. Ve kalite arttıran orklardan sonuncusu olan Cartographer's Chisel ise bir haritanın üzerinde kullandığınızda haritanın kalitesini arttırarak harita içerisindeki eşya düşme oranının artmasını sağlar. Bir alt sıraya geçtiğimizde Orb of Transmutation normal nadirlik kademesindeki bir eşyaya uygulandığında bunu Magic nadirliğine çıkartır ve rastgele bir affix kazanmasını sağlar. Bir sonraki Orb of Alteration ise Magic nadirlik seviyesindeki bir eşyaya uygulandığında farklı modlar kazanarak yine Magic kalmasını sağlar. Güzel bir eşya craftlanırken öncelikle bu şekilde İki tane güzel mod getirilmeye çalışılmış. Bir sonraki Orb of Annulment ise bir eşyanın üzerindeki modlardan rastgele bir tanesini siler. Bu orb genellikle yine bir eşya craftlarken eşya burada gördüğünüz gibi güzel modlara sahipse fakat aralarında bir tane çürük elma varsa ki burada gördüğünüz Stun Block Recovery buna bir örnek, büyük bir risk alınarak bu istenmeyen modu rastgele silmeye çalışmak için kullanılır. Fakat rastgele sildiği için iyi modlardan birini de götürebilir. Sıradaki Orb of Chance, normal nadirlik seviyesindeki bir eşyayı yüksek ihtimalle Magic, düşük ihtimalle Rare ya da çok çok düşük ihtimalle Unique nadirlik seviyesine çıkarmaya çalışmak için kullanılır. Burada Transmutation, Alteration ve Annulment'ın altında gördükleriniz bu ilgili orkların parçacıklarıdır. Bunların da bir işlevi yoktur. Ve School of Wisdom'da olduğu gibi 5 değil de 20 adet toplandığında yukarıdaki orktan bir tane eder. Chance'in altındaki Orb of Augmentation ise craft yaparken Alteration'la kayda değer bir mod getirdiğinizde üzerine bir ihtimal güzel bir mod daha getirmeye çalışmak için kullanılır. Yani tek modlu bir magic eşyaya rastgele ikinci bir mod getirir. Sıradan bir sonraki Exalted Orb aslen Augmentation'a çok benzer. Fakat Exalted Orb Magic bir eşyaya yeni bir mod getirmektense Rare bir eşyaya yeni bir mod getirir. Örnek olaraksa az önce iyi bir modunu sildiğimiz bu göğüslüğün üzerine yeni iyi bir mod getirmeye çalışmak için kullanabiliriz. Ama Exalted Orb'un işlevinin haricinde bir kullanımı daha mevcuttur. O da genel kabul gören, para yerine geçen orblardan biri olmasıdır. Petafaxel'de bir eşya satılırken eğer ki çok pahalı değilse Chaos Orb cinsinden, şayet çok pahalıysa Exalted Orb cinsinden fiyatlandırılır. Sıradan devam edersek Regal Orb ise Magic nadirlik seviyesindeki bir eşyayı bir tane daha Orb kazanmasını sağlayarak Rare nadirlik kademesine yükseltir. Bu da genellikle az önce gösterdiğim gibi Alteration ve Augmentation kullanılarak bir eşyaya güzel 2 mod getirdikten sonra güzel 3. modu getirmeye çalışmak için kullanılır. Orb of Alchemy ise normal nadirlik seviyesindeki bir eşyayı rastgele sayıda modlar kazandırarak doğrudan Rare nadirlik seviyesine yükseltir. Alchemy genellikle haritaların üzerinde kullanıp modlar kazandırarak haritadaki eşya düşme oranını arttırmakta kullanılır.
Kaosorb'un en yaygın kullanımı az önce de dediğim gibi alışverişlerde para olarak kabul görmesidir. Uygulamadaki işlevi ise Rare nadirlik kademesindeki bir eşyanın üzerine kullanıldığında yine Rare kademesinde ve rastgele modlar kazandırarak eşyayı tekrar yaratmasıdır. Sıradaki Blast Orb bir eşyanın implicit modunu değiştirmeden ki bu eşyanın nadirlikten kazandığı değil de tipinden kazandığı en üstte ayrı bir şekilde gözüken modudur. Bunu değiştirmeden sadece sayısal değerini sınırlar içerisinde tekrar belirler. Altındaki Divine Orb ise implicit değerlerini değil de bir altındaki nadirlikten kazandığı modların sayısal değerlerini tekrar belirler. Fakat bunu yine Blessed Orb'da olduğu gibi modları değiştirmeden yapar. Bir alt sıraya geçtiğimizde Jeweler's Orb bir eşyanın üzerinde mevcut olan soket sayısını tekrar oluşturarak şansımız yaver giderse ki soket sayısını arttırmaya yarar. Yanındaki Orb of Fusing ise bu soketlerin arasındaki linkleri tekrar kurarak yine şansımız yaver giderse daha fazla sayıda linke sahip eşyalar oluşturabilmemizi sağlar. Fakat burada atlanılmaması gereken şöyle bir detay vardır. Bir eşyanın kalitesi ne kadar yüksekse üzerine Jeweler's Orb kullandığımızda fazla sayıda soket oluşma şansı o kadar yüksek, Orb of Fusing kullandığımızda ise fazla sayıda link oluşma şansı o kadar yüksek olur. Bir yanındaki Chromatic Orb ise bir eşyanın soketlerinin renklerini rastgele bir şekilde tekrar belirlemeye yarar. Bir eşyanın üzerinde Chromatic Orb kullandığımızda eşyayı giyebilmek için gerekli olan kabiliyet neyse ve eşyayı giymek için o kabiliyetten ne kadar yüksek istiyor ise o statın ilgili renginin gelme şansı o kadar yüksek olur. Strength kırmızı rengi, Dexterity sarı rengi, Intelligence ise mavi rengi ifade eder ve burada gördüğünüz üzere 194 Intelligence isteyen bir göğsüğün üzerine genellikle en çok mavi renk gelir. Karşıya geçmeden bir alt sırada Orb of Scoring yer alır. Orb of Scoring, Magic ya da Rare nadirlik kademesindeki bir eşyanın bütün modlarını silerek normal nadirlik seviyesine indirgenmesini sağlar. Bu genellikle craft'ta en baştan başlamak için ya da craft yapmadan önce kalitesini arttırmak istediğiniz bir eşya üzerinde daha az orb kullanmak için uygulanır. Çünkü rare bir eşyanın üzerinde bir kalite orbu kullandığınızda %1 kalite arttırırken normal seviyede bir eşyanın üzerinde kullandığınızda 5'er 5'er arttırır. Scoring'in bir yanındaki Valor oyunun en enteresan orbudur. Valor kullanmanın geri dönüşü yoktur. Çünkü Valor'u kullandığınızda bir eşya Corrupted özelliği kazanır ve üzerinde Corrupted yazan bir eşyaya bundan sonra artık hiçbir orb uygulanamaz. Valor burada gördüğünüz gibi kullandığınız eşyayı bozup eski özelliklerini kaybedip tamamen yeni özellikler kazanmasını sağlayabilir. Ya da hiçbir şeyini değiştirmeden sadece Corrupted özelliği kazanmasına sebep olabilir. Kullandığınız eşyanın soketlerinden bir ya da daha fazlasını beyaz sokete dönüştürebilir. Ki beyaz soketler içine her 3 renkte ceminde takılmasına müsaade eder. Aynı zamanda bir haritanın üzerinde kullandığınızda yine haritanın bir sürü değişik değişik özellik kazanmasına ve dolayısıyla eşya düşme oranının epey artmasına ya da tierinin artarak bir üst tierden rastgele bir haritaya dönüşmesine sebep olabilir. Ya da kullandığınız eşyaya hiç alakasız veya işinize çok yarayabilecek yeni bir implicit modu kazandırabilir. Valor bu kullanmanın sonuçları çok iyi ya da çok kötü olabilir. Bu yüzden bunu kullanırken uygulayacağınız eşyayı gözden çıkarmaya kıyabilmeniz gerekir. Sağ tarafa geçtiğimizde gördüğünüz şu ilk 4 orb aslan her biri kendine özgü bir Exalted Orb'dur. Her biri bir Conqueror'a aittir ve bir eşya üzerinde kullandığınızda eşyaya bu Conqueror'un etkisini kazandırarak o etkiye has özel bir mod da ekler. Yani bunlara Exalted Orb'un biraz daha deterministik versiyonları diyebiliriz. Bunların sırasında yer alan Harbinger ve Orb of Horizon ise haritalar üzerinde kullanılırlar. Orb of Horizon bir haritanın tierini değiştirmeden aynı tierden farklı bir haritaya dönüşmesini sağlar. Harbinger Orb ise haritanın tierini bir arttırarak bir üst tierden rastgele bir haritaya dönüşmesini sağlar. Ayrıca bu işlem sırasında harita düşük bir şansla unik ve değerli bir harita olan Beachhead'e dönüşebilir. Altlarındakiler ise yine bu orbların parçacıklarıdır. Bir aşağıya indiğimizde Ancient Orb unique eşyalar üzerinde kullanılır. Ve unique eşyanın botsa bot, kemerse kemer, göğüslükse göğüslük
farklı bir unique eşyaya dönüşmesini sağlar. Burada gördüğünüz gibi unique bir bot üzerinde kullanıldığında eşyayı başka bir unique bota dönüştürür. Bu genellikle Nemesis modundaki haritaların içine girip unique kemerleri Headhunter'a dönüştürmeye çalışmak için kullanılır. Yanındaki Orb of Binding ise normal nadirlikteki bir eşyanın üzerinde kullandığınızda basit bir şekilde eşyayı 4 soket ve 4 linkli bir rare eşyaya dönüştürür. Yani Alchemy, Javeler's Orb ve Orb of Fusing'in bir kombinasyonudur aslında. Sıradaki Engineer's Orb ise haritalarda karşılaştığınız korumalı kasaların kalitesini arttırarak kasadan düşecek olan eşya miktarını arttırmak için kullanılır. Bu arada şu ana kadar gösterdiğim ve eşya nadirliklerini etkileyen her orb aynı zamanda bu kasalar üzerinde de iş görür. Hatta Wall Orb bile dahil. Sıradaki 3 kürensi düşük, orta ve yüksek kaliteye sahip Sixtant'lardır. Bu Sixtant'lar atlasınızdaki Watchstone'ların üzerlerinde kullanılırlar ve Watchstone'a takılı olduğu bölgedeki haritaları etkileyecek şekilde kısıtlı kullanım sayısına sahip özellikler kazandırırlar. Bu özellikler genellikle hem faydanıza hem zararınıza olur ama kimi zaman safi doğrudan faydanıza şeyler de gelebilir. Gelen modlar genellikle kimi bu itlerin buradaki haritaları yapmasını kolaylaştırır ya da oradaki haritalardan düşecek olan drop miktarlarında artış sağlar. Sıradaki Orb of Regret kullandığınızda size 1 adet respect puanı verir. Ve bu respect puanlarını pasif ağacınızdaki pasifleri geri almak için kullanabilirsiniz. Regret'in bir yanındaki Perandus sikkeleri ise bir haritada Kadir Operandus'la karşılaştığınızda size sunduğu teklifin karşılığında ödeme yapabilmenizi sağlar. Kadiro sunduğu eşyanın karşılığında sadece Perandus sikkelerini kabul eder. Bir yanındaki gümüş sikkeler ise Navali'nin ilgi alanıdır. Navali'den bir profesi almak istediğinizde bir adet gümüş sikkesiyle ödeme yapmanız gerekir. Bu elde ettiğiniz kehanetlerden herhangi birini kehanete göre değişiklik gösterecek şekilde yine gümüş sikkelerle ödeme yaparak çıkartıp cebinize alabilirsiniz. Ve aynadan önce bahsedip kullanımını göstereceğim son orb ise Awakener's Orb. Bu çok özel ve çok değerli bir orb'dur. Awakener's Orb farklı influence'lere sahip ve aynı tipte olan bir adet donör, bir adet de hedef eşya üzerine kullanılır. Ve donör eşyayı yok ederek hedef eşya ile birleştirip bu eşyanın her iki influence'e de sahip olarak yeni modlarla oluşmasını sağlar. Fakat bunu yaparken hedef eşyanın linklerini ve eye level'ını sabit tuttuğu gibi çok nadir olan bir mod uyuşmazlığı yoksa her iki eşyadaki influence modifiyerlerini tutarak bunları yeni eşyada birlikte oluşturur. Gördüğünüz gibi donörden gelen kritik şansı ve hedefte mevcut olan power charge modları halen eşyanın üzerinde. Henüz bahsetmediğim ve sona bıraktığım Kalandra'nın aynasının işlevi ise astronomik değerinin yanı sıra bir eşya üzerinde kullanıldığında o eşyayı hiç bozmadan tıpatıp bir kopyasını yaratmasıdır. Yani bu da demek oluyor ki oyundaki en değerli, en iyi craftlanmış, en kusursuz eşyanın bir eşini daha yaratabilmesidir. Ki sahip olduğu astronomik değerin sebebi de budur. Orpların ve kürenselerin hepsini bitirdik. Sırada yağlar var. Oyunda şu an 13 renkte 13 farklı yağ bulunmaktadır. Ve bu yağlardan herhangi birinin 3 tanesini bir satıcıya sattığınızda bir üst kademeden bir yağ verir size. Bir yağ ne kadar üst kademedense o kadar değerlidir. Ve yağların kullanım işlevi ise kolye ya da yüzüklerinize çeşitli enchantlar getirebilmektir. Özellikle de kolyenize. Çünkü yüzüklere getirilen enchantlar çok fazla bir işe yaramasa da kolyeye getirilen enchant pasif ağacındaki belirli bir notable yani orta boy pasifi bedavadan elde edebilmenize yarar. Bunun için elde etmek istediğiniz bir pasif belirlemeniz gerekir öncelikle. Dediğim gibi sadece orta boy olan yani şu şekildeki notable pasifleri elde edebiliriz. Bu pasiflerin üzerine imleci getirip alt tuşuna basılı tuttuğumuzda bu pasifi kolyeye getirebilmek için hangi 3 yağı kombine etmemiz gerektiği gözükür. Gördüğünüz gibi her notable pasifi için gerekli olan yağ türü farklıdır. Ve genellikle o pasif ne kadar kullanışlıysa o kadar değerli 3 yağı feda etmemiz gerekir.
o pasifi elde edebilmek için. Mesela örnek göstermek için şuradaki Smashing Strikes'ı bir kolye elde edeyim. Mavi mavi mor yağları gerekiyor bunun için. Menekşe moru gerekiyor ve iki tane de mavi alacağım. Üzerine pasif eklemek istediğiniz kolyeyi ve yağları aldıktan sonra Cassia'ya gidip Annoyed Item'a tıklamanız gerekir. Hideout'unuzda yoksa herhangi bir Akt şehrinden de Cassia'yı bulabilirsiniz. Buraya öncelikle enchantlamak istediğiniz yüzüğünüzü ya da kolyeyi koyarsınız. Ardındansa sırası fark etmeksizin gerekli olan yağları koyduğunuzda, şayet doğru yağları koyduysanız aşağıda kolyeye işlenecek olan pasif yeteneğin bir açıklaması gözükür. Annoyed tuşuna bastığınızda artık bu kolyeye bu pasif işlenmiştir. Ve bu kolyeyi taktığınızda ilgili pasife, pasif ağacından ulaşmış olun ya da olmayın, bu pasifi doğrudan elde edersiniz. Katalistler ise yine kalite arttıran currency'lerdir. Fakat katalistler yüzük, kolye ve kemerin kalitesini arttırmakta kullanılırlar. Fakat katalistin tipine göre eşyanın üzerindeki hangi değeri kalite yüzdesince arttıracağı değişir. Mesela intrinsic katalist eşyanın üzerindeki strength, dexterity ya da intelligence değerlerini arttırır. Prismatic katalist resistance değerlerini arttırır. Abrasive katalist atak ile ilgili değerleri arttırır. Imbued katalist caster yani büyücülükle ilgili değerleri arttırır. Turbulent katalist elementallerle ilgili değerleri arttırır. Fertile katalist can değerlerini. Tempering katalist ise defansla ilgili yani armor, energy shield ya da evasion değerlerini arttırır. Videoyu bitirmeden önce son olarak bir de esanslara değinmek istiyorum. Esanslar aslen deterministik alchemy orklardır. Her bir esansın üzerinde bu esansı hangi eşya tipinde kullandığımızda garanti olarak gelecek modlardan bir tanesinin ne olacağı yazar. Esanslar yalnızca normal kalitedeki eşyaların üzerinde kullanılabilir ve mesela bu esansın üzerinde yazdığı üzere bir kemerin üzerinde kullandığımızda cold resistance garanti olarak bu eşyanın üzerine gelir. Esansların da kendi içinde yağlarda olduğu gibi bir değer kademelendirmesi vardır. Toplamda 7 adet kademeye sahiptir ve her bir kademeden 3 tane esansı satıcıya sattığımızda bize bir üst kademeden yeni bir esans verir. Aynı tipte. Cebinizdeki bir esansın 1'den 7'ye kadar hangi kademede olduğunu anlayabilmek için üzerindeki çizgi sayısını saymanız yeterlidir. Mesela bu esans 6. seviyeden ya da burada gördüğünüz 7. seviyeden, 1. seviyeden gibi. Böylelikle bu videoda bütün orklardan, bütün kürense eşyalarından, yağların kullanımından, katalistlerden ve esanslardan bahsetmiş bulunuyorum. Ama halen daha bahsedecek çok şey var ve onlardan da diğer videolarda konuşacağız. Hepinize iyi oyunlar, görüşmek üzere.